İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Sağlıklı Bilgilen programımızda bu akşam da dop dolu içeriğimizle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam bitkilerin hastalıklar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Pek çok hastalığımız var şu anda ama çok değerli stüdyo konuğumuz var. Öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Daha sonrasında da sorularımıza geçelim. Evet, bitki uzmanımız Sayın İbrahim Gökçek stüdyo konuğumuz bu akşam. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gene böyle bir teferruatlı stüdyomuzdasınız. Merakla dinleyeceğiz ama öncelikle hastalıklarımızı bir sıralayalım dilerseniz. Sevgili izleyicilerimizde de acaba hangisi kimde var, ailelerinde, yakınlarında, kendilerinde, çevrelerinde merak ettikleri ve bitkilerle olan ilişkilerini şu anda duymak istiyorlar. Ben dilerseniz bu gastrit, alerji, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarla bir başlamak istiyorum. Önce neden olur ve nasıl tedavi edilir? Evet, neden olur, niçin olur, nasıl olur? Evet. Zor mu oldu? Ters köşe mi oldu biraz? Zoru severiz. Evet, zor güzel. Olsun. Basit değil, zor. Neden gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı neden ortaya çıkıyor? Evet. Hatta bazı insanlarda antral gastrit, kimyasal ilaçların sebep olmuş olduğu ağır mide enfeksiyonu oluyor. Veyahut da bazılarında pangastrit dediğimiz bütün mideyi iltihap kaplayabilir. Gastrit iltihap demek. Mide evet. İltihaplanması. Ülserse midede yara. O zaman direkt yediklerimizle içtiklerimizle de alakalı bir durum değil mi? Tabii, hem tabii. Hastalıklar hani hem oluşum bir de böyle hani GDO'lu gıdalar onlar bunlar hani onlar da tetikler diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bir insanın midesini balona benzetelim. Evet. Hafif su doldurdukça yavaş 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 şişer balon. Evet. Suyla. Evet. Mide de böyle yavaş 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 genişler. Evet. Yedikçe alman demez, yemem demez. Verdikçe yeriz. Gider. Yavaş yavaş. Güzel. Bu nedenle mideyi doldurmayınız diyor Peygamber Efendimiz. Ve ilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda kontrollü yemek gerekir. Evet. Tabii bunun için de yemeye başlamadan önce bir bardak su. Doğru. Mutlaka içmek gerekir. Değil mi? Dinimizde de bu böyledir. Atalardan da bunlar söylenmiştir. Yani pek çok hani uzmanlar da bunları söylemiştir. Ama niyeyse ısrarla bir tıka basa biz kendimizi bir doldurma telaşı içerisinde, o doygunluğa hani ulaşma telaşı içerisinde yaşamaktayız. Evet, yaşamaktayız. Evet. Böyle giderse de yaşayamayız. Yaşayamayacağız. Hani can boğazdan gelir, boğazdan da gider diyorlar ya. Yani böyle bir tablo oluşmakta. Evet, buyurunuz. Yemiş olduğumuz besinlerdeki bakteri, virüs ve mantarlar ağızda hemen tükürük bezeleri ve bademciklerin salgılamış olduğu lenfositler vesaire yani ak yuvarlar hemen mikrobu yok eder. Evet. Bu yediğimiz besinler mideye geldiğinde ne olur? Mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Yani bu nasıl ki tencereye yemeği korsunuz, haşlarsınız. Bu da öyle. Mideye gelen her şey önce midedeki asit tarafından haşlanır. İçindeki zararlı bakteri ve mantarlar yok olur. Kişiye zarar veremez hale gelir. Evet. Çok sert bir asittir. Kişi mesela yanlışlıkla diyelim ki metal para yuttu. Paslı. Sahnede pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Çok sert bir asittir. Evet. Hidroklorik asit. Midenin mukozası bu sert aside karşı özel bir bariyerle korunur. Mide salgılanmış olduğu aside karşı kendini korur. Evet. Neyle korunur? Sümüksü, süngerimsi bir tabaka var. Bu sodyum bikarbonat içerir. Evet. Mide hem hidroklorik asit salgılar hem sodyum bikarbonat. Sodyum bikarbonatı kendisi mideye vermez. Pankreasa gönderir. Üretir ama kendisi sindirim sistemine vermez. Evet. Karışmasın diye. Çünkü karışırsa midenin pH değeri bozulur. Asidik ortamda nötr bir ortama geçerse denge karışır, bozulur yani. Evet, nötr bir ortamda nötr pH değeri 7'ye doğru kayarsa yemiş olduğumuz besinlerdeki zararlı bakteri, virüs ve mantarlar yok edilmediği gibi evet. Asitte sindirilmesi gereken besinler asitte sindirilemez. Evet. Bağırsağa geçer, bağırsakta sindiremez. Bu nedenle mide salgılamış olduğu asidi kendisi hemen devreye sokar. Salgılamış olduğu sodyum bikarbonatı pankreasa gönderir. Evet. Şimdi normal olarak mideye gelen ve midede görevi tamamlanan besinler 12 parmak bağırsağına geldiği zaman
pankreasın salgılamış olduğu safra faaliyeti geçer. Pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler ve sodyum bikarbonat faaliyete geçir. Evet. Normal olarak pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz, tripsin pardon, lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler kargodan gelen paket gibi açılmamış olarak gelir. Evet. Eğer açık olarak gelirse pankreasın salgılamış olduğu bu enzimler ne yapar? Pankreası yakar. Nasıl ki midenin salgılanmış olduğu asitten mide kendini koruyorsa, kendi salgıladığı asitten, pankreas da kendi salgılanmış olduğu enzimlerden kendini koruyor. Özel bir kutuyla ambalajda gönderiyor. Ambalajda geliyor. Düşünsünler. Evet, ambalajda evet, gönderiyoruz. Evet. Kendine zarar vermeyecek şekilde. Bunlar karaciğerden gelen safra ile karıştığı zaman kargodan gelen paket gibi açılır şak şak şak. Evet. Ve yemiş olduğumuz besinlerdeki yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratı glikozlara dönüştürmeye başlar. Sindirim başlar. Evet. Yani muazzam bir sistem var. Tamam, yapı güzel. Peki ne oluyor da bu tersine dönmeye başlıyor ve sorunlar çıkıyor? Ha, ne oluyor? Şimdi insanlar, bazı Çinliler Çin tuzu kullanır. Adı aslında Çin tuzu değil de Çinliler çok kullandığı için sonradan adı Çin tuzu olarak yerleşmiş. Sodyum glutamat. Bu ne işe yarar? MSG, monosodyum glutamat. Çin tuzu denir, tuza benzer. Çinliler, Çin lokantasına gitmeyin, tavsiye etmem. Çöpe atılacak yemeğe biraz da Çin tuzu serperler. Bu monosodyum glutamat beyindeki nöronları uyarır. Evet. Bu da kişiye yediği yemekte aşırı bir zevk verir, haz verir. Yani beyindeki hücreleri uyarır ama sürekli beyin hücrelerini uyarırsa bu monosodyum glutamat beyindeki hücreleri öldürür, ölümüne sebep olur zamanla. Sürekli uyarı. Evet, bu da yani uyuştu öldürür. Ne olur? Kişi MSG içeren besinler ağırlıklı olarak bunlardan beslenirse diyeceksin ki nerede var bu MSG? Ben hazır çorba içmek istedim. Gençler getirmişlerdi şeyden, marketten. Baktım MSG. Monosodyum glutamat. Dedim ki hazır piyasada satılan hazır çorbalar. Evet, Türkiye'de bütün hazır çorbalar satılan piyasadaki bütün hazır çorbalarda MSG var. Evet. Çin tuzu var. Bütün glutamik asittir bazıları gizli şifreli. Bazıları E621 şifresiyle satarlar. Evet. Şifreli anlamasınlar diye. Yani insanları zehirliyorlar. Tabii zehirlendiğimizin farkına varmıyoruz. Sadece çorbada değil. Kek, jelibon, gofret, çikolata, dondurma, baklava her şeyde var. MSG. Geçenlerde bir beyefendi... Ne yiyecek insanlar? İşte yasak olmasın, yasaklanması gerekir. Evet. Bir beyefendi geldi dedi ki ya dedi benim ailem çok ısrar etti. Ona bir lokanta açtım. Kendisi aşçıydı. Arkadaş çok güzel köfteler yapıyor ama dedi ben dedi bu lokantadan yemek yemeye başladığımdan beri hafızam gitti dedi. Dedim ki ailen köftelere Çin tuzu mu katıyor? Evet, nereden bildin dedi. Biliyorum çünkü kafa gider yani yavaş yavaş. Beyindeki hücreler ölüyor. Önce unutkanlık başlar. Sonra Alzheimer, Parkinson, Huntington vesaire vesaire gider. Eyvah. Yani evinin yolunu bile şaşırır zamanla. Bu nedenle kimyasal madde içeren besinlerden uzak durmak gerekir. Buna yasaklamak gerekir aslında. Birinci tehlikeli madde MSG. İkincisi NBŞ. NBŞ nedir? Yani? Mısır şurubundan elde edilen şeker. Mısırdan aslında şurup elde edilmez. Mısırın nişastasını özel bir enzimle şekere dönüştürüyorlar. 700 ton mesela diyelim ki şekerden 700 ton şekerden 100 ton şeker elde ediyorsanız mısır nişastasından 180 ton mısır nişastasından 100 ton mısır şurubu şeker elde ediyorsunuz. Yani daha ucuz. Evet. Bu nedenle Türkiye'deki özellikle birçok büyük firma, küçük firmalar değil, cips, jelibon, kek, gofret, bisküvi vesaire üreten firmalar, hatta baklavalar, dondurmaların içerisinde ne var artık? Bizim bildiğimiz pancar şekeri yok denecek kadar azaldı. Yerinde NBŞ,
Mısır şurubundan elde edilen şeker var. Çok tatlı. Evet. Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde. Her ortama kayar uyar. Bu da kişi mesela diyelim ki baklava yiyecek. Evet. İki dilim baklava yediği zaman kişi tamam yeter. Fazlasına ihtiyaç duymaz. Hı hı. Pancar kesiyor şekerinden yani. Yaparsa, yapılmışsa. Evet. Mısır şurubundan yapılmışsa doymak hissi aşırı açlık hissi uyandırır. Sürekli daha çok istek uyandırır. Daha çok yiyor. Yani 3-4 dilim değil de bir tepsi. Bayağı tepsiyi yiyecek halde hisseder insan olarak. Bu nedenle insanlar nebeşeli gıdaları ciftli, jelibonlu, kekli, gofretli evde aile oturduğu zaman televizyon seyrederken durmadan ne yapıyorlar? Atıştırıyorlar. Alışkanlık haline gelmiş. Bırakamıyorlar. Ondan ye, bundan ye, şundan ye vesaire vesaire. Bir de bakıyoruz ne olmuş? Çocuğu 5 yaşında, 10 yaşında diyabet olmuş. Şeker hastalığı. Sürekli bir açlık, iştah hali değil mi? Karaciğer yağlanmasına sebep olur. Pankreas yağlanmasına sebep olur. Tansiyona, kolesterola sebep olur. Bugün artık 5-6 yaşındaki çocuklarda bile diyabet var, şeker hastalığı var. Karaciğer yağlanması var. Ne yazık bir ki. Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor yeni. Yani küçük çocuklarda dahi. Neden? Çünkü aile dikkat etmiyor çocuğunun ne yediğine, ne içtiğine. Üzülmesin diye ne isterse alıyor. Hatta bir beyefendi geçenlerde bir sohbet sırasında diyor ki ben eve diyor efendim böyle koli gofret aldım. Çocuk üzülmesin diye hemen istediği zaman annesi versin diyor. İyilik mi yapıyorsun dedim. Yani çocuğu zehirliyorsun. Gofretin içinde ne var? Biliyor musun? Biliyor musun? Yok. Yani kimyasal katkı maddeleri var. Kimyasal katkı maddeleri birçok kimyasal. Ben ikisini söyledim de. Şimdi o kadar çok kimyasal madde var ki bu yiyeceklerde saymakla bitmez. Ben sadece ikisinden bahsettim. Bir sürü 220, 200 bilmem kaçta devam eden bir sürü kimyasal ilaçlar var. Hep sağlıksız besleniyoruz bir. Bir de sıvı sabunlar, şampuanlar, efendim bulaşık ilaçları, deterjanlar. Bunlar da ne içeriyor? Hepsi sodyum lauril sulfat diye bir madde içeriyor. Kir çözücü. Evet, bu bardak yıkanırken de, çamaşır, kirli çamaşır yıkanırken de, kişi banyo yaparken de her şeyde bu var. Sodyum lauril sulfat, SLS. Direkt tenle temas var. Bu çok tehlikeli. Neden? Evet. 26 saniyede vücudunuzun her tarafına ulaşıyor. Toksik bir madde. Evet. Sodyum lauril sulfat Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da artık ev kadınları bulaşık yıkarken Arap sabunu kullanıyor. Bulaşık sabunu yerine yani bizim bulaşık ilaç. Bizim kültürümüzün en eski temizlik maddesidir biz, değil mi? Biz Arap unuttuk. Sabunu. Biz artık onu şey olarak görüyoruz. Çok eski, çok eski. İlkel. Banal, ilkel. Evet, yani. Hemen yerini işte yeni maddeler aldığı için. Ona artık kimse bakmıyor bile atıyor çöpe. Evet. Bu neymiş ki diye kullanmıyor ama. Şimdi bulaşık yıkıyorsun. Bu kadar ağır, toksik maddeyle temasa girdiğinden farkında değil. 26 saniyede. Bulaşığı yıkarken o zaten bütün vücuduna zehir dolaşmaya başlıyor. Giriyor. Bir insanın ortalama diyelim ki 5 litre kanı var. Günde bu 5 litre kan 1440 defa pompalanıyor. Evet. Yani kalbimiz 7 ton 200 litre kan pompalıyor günde. 1440 defa bir toksik madde vücudu dolaşıyor, organlara zarar veriyor. Evet. Tahribat yapıyor. Rahat durmuyor aldığın şey, yediğimiz şeyler veya duş alırken veya giymiş olduğumuz giysiler hep toksik maddelerle temas halinde. Şimdi Amerika'da insanlar Arap sabunu kullanmaya başladı. Hepsi değildi yani bilgili, kültürlü insanlar. Bilinçli yavaş yavaş. Kesim değil. Bilinçli. Evet. Ve sabunla duş yapıyorlar. Bu duş geller vesaire hepsi SLS içerir. Sodyum lauril sulfat. Tehlikeli bir madde. Evet. Yani endüstrileşme, modernleşme, bilgi çağı iyi güzel de ne gibi? Bir taraftan da evet. Yan tesirleri var. Şimdi birçok insanda ne var? Alerji var. Neden alerji var? Niçin alerji var? Yani düşünün ki Almanya'nın nüfusu 80 milyon, 30 milyon insanda polen alerjisi var. Şubat, Mart, Nisan dedim insanlar doktora koşuyorlar. Yani doktor ne yapıyor? Çok basit.
Kortizon antihistaminik, kortizon antihistaminik ne yapıyor? Vücutta vatandaş zehirleniyor, daha da kötü oluyor. Kemikler eriyor, hafıza giriyor. Böbrek üstü bezelerine zarar. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara çok yoğun kortizon verdiler. Öyle oldu ki kemikleri cam kemik oldu. Evet. Özel asansör yaptılar. Çelik korse giyiyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar 4 kişi taşıyordu bir yere giderken, gelirken vesaire. Bu nedenle kortizon, ama diyeceksiniz ki kortizon kullanılmayan bir hastalık var mı? Hastalıkların hemen hemen %80'inde doktorlar kortizon yazıyor. Avrupa'da, Amerika'da artık kortizon o kadar yazılmıyor. Biliniyor çünkü. Zararlı. Yani tedbir alındı. Yani birçok hastalığı iyileştirmediği, sadece baskıladığı belgelendi. Yani zaman kazandırdığı gibi. Hani oyalama gibi. Şimdi mesela Çin'de bir bitki yetişir. Cordyceps. Çin tırtır mantarı. 1200 yıldır Çinliler tarafından antibiyotik olarak kullanılıyor. Bunun birleşimindeki etken madde kortizon gibi antiseptik. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici. 3 kat daha etkili kortizonda. Yan etkisi yok. Biz onunla 3 kat daha etkili. Tabii daha etkili ve yan etkisi yok. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Cordyceps forte. Birleşiminde 19 çeşit bitki var. Evet. Çok güzel bir formül geliştirdik. Bu ne yapıyor? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet. Şimdi gastrit, diyelim ki yanlış beslenme, abur cubur vesaireden dolayı gastrit, ülser, reflüye yakalandı. Kişi yakalandı. Ne yapacağız? Peki bitkilerle olan ilişkisi ne olacak? Ha, yani kimyasal ilaç kullansa, kimyasal ilaç kullanılıyor. Bir helipak, trio vesaire. Bu antibiyotikler, mide için kullanılan antibiyotikler çok çok tehlikeli. Neden? Çünkü mide için kullandığınız antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Evet. Bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Arı gibi çalışıyorlar. Ne iş yapıyorlar? Vitamin üretiyorlar. İnce bağırsakta sindirilmeyen besin artıklarında kalın bağırsakta bunlar sindirilir. Siz mideyi tedavi edeyim diye kullandığınız ilaç bağırsaktaki faydalı bakteri yok ederse ne olur? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kalp damar rahatsızlığı, romatizma vesaire vesaire. Sonunda erken bunama. eyvah. Şimdi ama buna karşı mide için Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Westler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Neyle? Bildiğimiz lahanayla. Lahana. Evet. Lahananın, lahana da öyle basit lahana hemen geçmeyelim. Neden? Çünkü 1000'den fazla etken madde var. Bunlardan ikisi bizim için çok önemli. Bir, metil metilyonun sulfonyum bromit denen. Bu bildiğimiz beyaz lahana değil mi? Evet. Evet. Metil metilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Eskiden yeni tespit edildi bunun bir çok hassas bir amino asit olduğu. Önceleri deniyorduk buna U vitamini, ülseri iyileştirdiği için. Fakat araştırdılar ki böyle bir vitamin yok. Sonra Ulkus faktör dediler. Yani ülseri iyileştiren bir faktör var ama ne bilemiyoruz. Evet. Sonra öyle bir faktör de olmadığı anlaşıldı. Bunun çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Lahanayı haşlarsanız amino asit bozuluyor. Etkisi sıfır. Peki. Kaynatırsanız bozuluyor. Hatta mikserde çekseniz ısındığı için bozuluyor. Amerikalılar bunu özel bir sistemle, evet, soğuk presle suyunu çıkarıp hastalara kullanmışlar, iyileştirmişler. Peki yaprak halinde tüketilse hani bir etken madde mı? Az, o şekilde etkisi olmaz. Olmuyor, onu bir şekilde diyorsunuz. Tabii. Kaynatmadan, hani başka tip şeylere. Haşlamadan, kaynatmadan, evet, mikserde çekmeden özel bir sistemle elde etmek lazım. Şimdi fakat lahananın birleşiminde bir de tiyosiyanat var. Yani 1000 tane güzel vitamin, mineral, enzim, evet, vesaire var. Bir de zararlı bir madde var. Tiyosiyanat. Çok az miktardaki tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller. Engellerse ne olur? Kişide guatr olur. Evet. İşte Karadenizlerde çok guatr gözükmesinin sebebi çok lahana yedikleri için çok guatr ortaya çıkar. Evet. Karadeniz bunu, bölgesine has bir rahatsızlıktır, evet, hakikaten. Evet. Şimdi bunu
Biz ne yaptık? Bir, birleşimindeki bu zararlı maddeyi, tiyosyanatı zararsız hale getirdik. İki, özel bir metotla lahananın suyunu çıkardık. Üç, birçok mide için faydalı olan laden gülü mesela. Siz lahananın suyunu bu şekilde çıkartabiliyor musunuz? Yani tabii, siz... tabii. Güzel. Şimdi bu nedir? Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Tamamen %100 doğal, kimyasal bir madde içermez. Hatta karışımlı lahana suyu, evet. Bu tür sıvılarda genellikle likit içilen sıvılarda genellikle sodyum benzil kullanılır ki benzoat kullanılır, koruyucu madde. Yani bakteri, virüs ve mantarlar üremesin diye. Evet. Biz bu madde zararsız diyor bazı uzmanlar. Bazı uzmanlar hafif zararlı olabilir diyor. Kullanılmasına mahsur yoktur diyor vesaire vesaire. Ama biz buna rağmen ya ileride belki problem tetikleyebilir. Bilinmeyen bilmiyoruz yani kimyasal madde. Bu nedenle kimyasal bir madde kullanmamak için İspanya'dan çok özel bir koruyucu madde getiriyoruz. Evet. Kuş burnunun ekstraktı, destilasyonla ya yani damıtılarak elde edilen ekstraktı, oğulotu ekstraktı gibi 5-6 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan özel bir koruyucu madde içerir bu. Yani kimyasal madde içermez. Güzel. Hiçbir yan etkisi yok. Küçük yaş, büyük yaş hep kullanabilir mi? Bir yaş sınırı var mı? Yaş sınırı her yaş, her yaş kesinlikle. Her yaş kullanabilir. Herkes. Peki bunu nasıl kullanacak kişi? Yani sabah bir ölçek midir? Nedir bunun? Yetişkin bir kişi sabah, öğle, akşam yemekten önce bir su bardağı. Yemekten önce içerse aynı zamanda zayıflatır. Lahananın hep bir bilinir değil mi? Zayıflatma özelliği vardır. Hep söylerler. Yemekten sonra içerse zayıflatmaz. Yemekten sonra içerse hafif zayıflatıcı özelliği de var. Yani aç karnına aldığı zaman. Düzenli kullandığı zaman hem gastrit, reflü, ülserden kurtulur hem de zayıflatıcı özelliği vardır. Zayıflatır yavaş yavaş. Evet. Düzenli kullandığında sadece bununla bile zayıflayabilir. Başka bir şey kullanmadan. Ha, zayıflamakla ilgili de başka bir bitki var. Bayanlar için mesela. Lütfen söyleyin. Şu anda biz de dinliyorlar. Özellikle hanımefendiler yoğunlukta. Buyurunuz. Evet. Şimdi zayıflamak tabii ki binlerce yıldır insanlar zayıflamak için çeşit çeşit metotlar, yöntemler kendilerince üretiyorlar. Üretiyorlar. Biz de çok çalıştık. Önce funda forte ürettik. Funda da zayıflatır. Sonra kuş konmaz. Kuş konmazın kökü zayıflatır. Kuş konmaz forte ürettik. Sonra maydanoz, maydanoz da zayıflatır. Maydanoz forte ürettik. Sonra gökçek diyet ürettik. En ayrı son, ayrı. Bunlar da zayıflatır. Evet. Fakat Garcinia forte, Garcinia kombuça denen bir bitki. Bu arada izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Diyorlar ki peki biz bunlara nasıl ulaşacağız? Sevgili izleyicilerimiz, ekranınızın altında bulunan numaralardan, internet adresinden İbrahim Bey'e ulaşabilirsiniz efendim. Bu ürünlere doğal yolla, en azından bitkilere nasıl ulaşabiliriz'i merak etmeyiniz. Ekranınızın altında yazmakta. Evet. Evet, Garcinia kombuça. Adı soyadı var bitkinin, her bitkinin. Kombuça demesi kimliği var vatanının yani. Evet. Kombuça olması nedeniyle Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi tropik ülkelerde yetişir. Evet. Bal kabağı şeklinde, mandalina büyüklüğünde. Bunun birleşimindeki çok özel bir asit var. Meyve asidi ama zararlı bir asit değil. Asit deyince bazıları yanlış anlıyor. Asit deyince böyle hepsi tehlikeli madde. Hepsi asit. Geliyor. Evet. Elmada da asit var. Ne asit? Malik asit. Evet. Limonda da asit var. Ne asit? Sitrik asit. Evet. Asetik asit. Ya. Bu zararlı bir asit değil. Hidroklorik hidroksi sitrik asit. Bunun özelliği nedir? Çok özel bir asit. Normal olarak kişinin yemiş olduğu besinler, karbonhidrat içeren her şey yağa dönüştürerek bünyemiz, karaciğer ve hücreler depolar yağa dönüştürür. Evet. İşte bu dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi bu meyvenin birleşimindeki hidrositrik asit sıfırlıyor, durduruyor. Enzimi frenliyor. Evet. Kişi direkt zayıflatmıyor. Sadece enzim salgılanmasını azaltıyor. Ve sonra yavaş enzim yavaş. Enzim oranı azalırsa ne olur? Kişi acıktı ne olacak?
depolanan yağları kullanmaya başlıyor. Hani denir ya depodan ye acıktığım zaman. Kolaysa yapılsın ama kolay değil tabii. Şimdi arabanızı düşünün mesela, hem de arabanız benzinle çalışıyor hem LPG gazla çalışıyor diyelim. Yolda giderken ama araba daha çok neyle çalışır? Benzinle çalışır. LPG benzinle çalışır. Şimdi bünyemiz de hem yağla çalışır hem şekerle çalışır. Şeker olmadığı zaman yağ şekere dönüştürür. Şeker fazla olduğu için şekeri yağa dönüştürür. Sürekli bir değiştirir. Enerji olarak depolar. Kanda 2,5-3 gramdan fazla şeker olmaz. Hamurlu yediğimiz her şeyi hemen direkt yağa dönüştürerek depolar. Fakat bu depolamayı, yağ dönüşümü sağlayan enzim frenlendirme ne olur? Depolanmasa ne olur? O zaman hazır olanı kullanmaya başlar. Böylece yağlar yavaş yavaş erir. Hiçbir problem olmaz. Şimdi dünyada birçok diyet şekli var. Efendim, Hollywood'da başlamıştır zaten ilk diyet. Hollywood diyeti diye çıkar. Sonra protein diyeti. Yıllardır ne diyetler geldi geçti de bu diyetlere hani karşılık veren bedenler çok çok fazla görülemedi, değil mi? Evet. Şimdi mesela Doktor Dukan, bu Amerikalı artistlerin, mankenlerin ortaya çıkardığı Hollywood diyeti hayvansal besin, protein ağırlıktır. Karbonhidrat, sıfır karbonhidrat. Bunun birçok yan etkisini görmüş. Fransız asıllı Doktor Dukan bakıyor ki yani sadece etle beslenirse asit oranı yükseliyor. Ne oluyor? Kalp krizi, kanın pH değeri bozuluyor, romatizmayı tetikliyor, böbreklere zarar veriyor, karaciğere zarar veriyor vesaire. Birçok hastalıkları asitlenme olur. Asidoz tehlikesi var. Asit. Mesela kanın pH değeri 7.40. Siz sürekli hayvansal besinde yerseniz kanın pH değeri 7.40'dan 7.35'e doğru kayarsa hayati tehlike başlar. Binde ikilik bir asitik kayma olma, hafif kayma. Kalp kaslarının pH değeri 6.9. 6.5'e doğru inse, hafif asitlense ne olur? Kalp kasları yanar. Kişi kalp krizi geçirir, ölür. Lütfen faydalı kısmını konuşalım. Bize bunların nasıl fayda edeceği yönünde şöyle rahatlatıcı bilgiler verelim. Ama ne zaman? Reklamların ardından. Sevgili izleyicilerimiz, bir reklamlara uzanıyoruz. Reklamların ardından böyle hani can sıkıcı hastalıkları işte yaşayacağız edeceğiz değil de evet, İbrahim Gökçek bitkileriyle neler kazanacağız onları konuşacağız. Biz burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Ve sevgili izleyicilerimiz, reklamların ardından biz hiç kıpırdamadık. Aynen böyle reklamları bekledik. İbrahim Bey'le biraz böyle hani konuştuk. Şimdi aynılarını sizlere aktaracağız. Evet, bitki uzmanımız İbrahim Gökçek stüdyo konuğumuz. Hastalıkların üzerinde bitkilerin etkileri. Evet, bunları konuşuyorduk, tartışıyorduk. Nerede kalmıştık? Zayıflamayı konuşuyorduk değil mi? Evet, yani Garcinia dünyada zayıflamak için en ideal ve hiç yan etkisi olmayan bir bitki, meyve daha doğrusu. Bu çok basit, çok kolay zayıflatır. Biz daha önce funda forte, kuşkonmaz forte, maydanoz forte diye birçok ürün ürettik. Bunlar da zayıflatıyor fakat... Peki hangisi daha etkili zayıflatıyor? Garcinia'nın hiçbir yan etkisi yok. Yok. Zayıflatıyor. Bir de kişi zayıfladığı zaman geri kilo almıyor. Yani zayıflayanlar da genellikle... Yo-yo efekt derler. Tekrar kilo alır. Fazlasıyla 30 kilo verirse 35 kilo alır. Evet, bu yani çok görülmekte. Ama şimdi siz diyorsunuz ki işte Garcinia, maydanoz, işte o bu diye sayıyorsunuz. Kişi bunlardan hangisini alacak? Sadece yani Garcinia. Sadece Garcinia. Ama şöyle bir durum var. Mesela midesinde problem varsa tedavi olması şart. Aksi takdirde mide yeterli ve kaliteli intrinsic faktör diye çok özel bir enzimsi madde salgılar. Bunun azalması demek, intrinsic faktör salgılayamasa, gastrit, ülser, reflü, pangastrit vesaire nedeni. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği başlar, bağışıklık sistemi çöker. Kansızlık başlar. O zaman şöyle mi anlıyoruz? Yani sistemde bir rahatsızlık var ise bu ürünü kullanmasın da önce tedavisini olsun sonra mı kullansın demek? Yok, birlikte kullanabilir. Yani beraber de kullanabilir. Midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Yani lahana suyu.
O zaman bu ürünlerden tedavi edici ürünle beraber zayıflatma ürününü de kullanabilir. Tabii tabii. Okey, tamam. Tabii, bu konuda evet anlaşalım ki izleyicilerimize de doğru aktaralım. Evet, doğru. Evet. İkincisi, kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarı yok etmedikçe zayıflasa da tekrar kilo alır. Neden? Çünkü mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar. Evet. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller üretir. Ve histamin, penisilin gibi hormonsuz maddeler üretir. Bu toksik maddeler ne yapıyor? Bir, bağırsakları yakıyor. Ateş gibi bunlar. Evet. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Sürekli. Yağlanıyor, yağlanıyor. Bağırsak yağlanırsa ne olur? Ne olur? İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de çok özel bir enzim. Evet. DAO, diaminooksidaz. Evet. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demek. Histamin yükseldi mi alerji, cilt hastalıkları. Birçok hastalık ortaya çıkıyor. Demek ki sebep bu. Hastalıkların %90'ı bağırsaktaki mantardan, %20'si midedeki, %15-20'si midedeki gastrite sebep olan helikobakteriden kaynaklanır. Yani mide ve bağırsakları, mantarı midedeki çok bakteri, daha öne geçmekte. Tabii tabii o çok tehlikeli. Yani midede diyelim ki gastrit, reflü, ülser, pangas 1,5-2 ay en fazla. Kişi nereden bilecek bağırsak mantarı olduğunu, yaşadığını? Tabii mide çok kolay endoskopi yaptırır vesairese de evet. Şimdi bağırsakta mantar varsa ne olacak? Ne olacak? İşte orada bir problem var. Dünyada 10 milyon doktor var tahmini. Evet. Öyle düşünelim. Bunlardan onu dahi bu problemi çözemedi. Çözülmedi. Neden? Mantar teşhis edilemiyor. Neden? Mantarı futbol topu kadar düşünün. Evet. Bakteri portakal kadar, böyle yumruk kadar düşünün. Tamam. Virüsü de misket kadar. Evet. Bağırsaklarda kalecinin arkasındaki file gibi filtreler var. Virüs denen kanallar. Bu kanallar da portakal büyüklüğündeki bakteri geçer, kana karışır. Virüsler misket geçer. Büyüklüğündeki virüs kana karışır. Evet. Kan tahlilinde bakteri veya virüs varsa teşhis edilir. Mantar teşhis edilemez. Neden? Çünkü geçmez, kana karışmaz. Zaten eğer ki mantar kana karışmış olsa ne olur? Sepsis. Yani kan zehirlenmesinde kişi en fazla 10 gün yaşar. 10 gün içinde ölür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yeni bir hastalık hızla yayılıyor. Neden? Kimyasal ilaç kullanma, abur cubur yeme, fast food tarzı beslenme. Evet. İşte her şeyde kimya var. Bunlardan dolayı besinlerden vitamin, mineral, enzim, bağırsaklar ememediği için sürekli beyne sinyal gidiyor. Hücreleri beslenemiyor. Evet. Hücreleri askere benzetelim. Beyni de Genelkurmay Başkanı'na. Hadi bakalım. Herkes telefon ediyor yukarıdan. Diyorlar ki Genelkurmay'a... Ya, komutanım bir sıkıntı var. Sıkıntı var, yemek yok. Yani Genelkurmay da emrediyor. Diyor ki gönderin, yemek gönderin. Yolları açın. Trafik tıkanmış. Ne oluyor? Bağırsakların permeabilitet katsayısı açılıyor, büyüyor. Büyürse, açılırsa besinler geçsin diye ne olur? Mantarlar da geçmeye başlar. Geçerse ne olur? Öldü bitti. Sepsis, kan sorun zehirlenmesi... Sorun hiçbir zaman düzelmiyor yani. Aksine daha fazla tabii. Ve farklı yollardan da sepsis, yayılmaya başlıyor. Sepsis, mantar kana karışırsa ölüm demek. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen sene 18 bin kişi bundan ölmüştür. 18 bin kişi sepsis. Hızla yayılıyor. Yanlış beslenme. Çünkü fast food tarzı besleniyor onlar. Evet. Ülkemizde de bu tarz beslenme hızla yayılıyor. Amerikan tarzı beslenme. Kolay da hamburgerde, cheeseburgerde vesaire. Evet. Ne oldu? Besin yok. O içi boş. Hamburger, cheeseburger'de vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok, 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 yok. Bizim Türk mutfağının kaç bin yıllık bilinen Türk mutfağı 18.013 yıllık. Nereden biliyoruz? 18.013 yıllık. Nereden biliyoruz? Nereden bu kadar net biliyorsunuz? Evet biliyorum. Nereden biliyorsunuz bu kadar? Şimdi Türkmenistan'ın baş şehri Akşabat'ın yanı. Hemen yanı başında bir köy çıktı, bulundu. Evet. Milattan önce 16 bin yılında kurulmuş bir medeniyet ortaya çıktı. Anavu. Anavu medeniyeti. Evet. Türklerin dünyada kurmuş olduğu en eski medeniyettir.
Adamlar o zaman yani bugünkü ziraatle, tarımla uğraşıldığı gibi her şeyi kullanmışlar. Hayvancılık, tarımla uğraşmışlar. Hı. Milattan önce 16 bin yılda. Dünyanın en eski medeniyetini kurmuşlar. Evet. Yani Türk tarihi araştırmacı artık... Araştırmacı ruh böyle olsa gerek, evet. Bin yıl, 2000 yıl değil. Oğuz Han'la başlamıyor. Evet. Milattan önce 16 bin yılda başlıyor. Çok çünkü geri, evet. Evet. Şimdi Türk tarihi 18 bin 13 yıllık bir tarihimiz var. Şimdi yeni bilgilere göre. Evet. Bu daha da ileri gider inşallah. Belki bakalım. De gider yani. Dünyanın en eski, en kültürlü, en köklü milletiyiz. Hı hı. Orada ortaya çıkan çanak çölmeklerden Türklerin yemesi, içmesinin, hı hı, efendim mutfağının, zengin yani çorbasının bu, her şeyini var. Yani çorba, evet, o zamandan beri var. Yeni bir şey değil yani. Yeni bir bilgi değil. Yani bizim bir derin bir mutfak kültürümüz, beslenme kültürümüz var. Hı hı. Biz ne yaptık? Bunu attık çöpe. Hadi Amerikan. Her şey Amerika. Her şey Amerika. Yani, modaya uyduk ve kendimizi zehirliyoruz. Bugün anneler, babalar çocuklarını McDonald's, pardon şey, evet, fast food tarzı, evet, yerlere götürmek zorundalar. Biz duymadık. Evet. Fast food. Evet. Olan yere götürmek çocuğunu. Çünkü reklam etkisinde, hı, kalıyor. Kendi aslında çocuğunu zehirliyor. Farkına varmıyor. Hatta bir dostum Almanya'dan geldi. Çocuğunu Türk lokantasına götürmüyor da diyor ki burada fast food tarzı yiyecek içecek nerede satılıyor? Allah'ım mesela dedim ki ya zaten oradan geliyorsun. Çocuğunu çok çok zehirledim. Biraz da Türk mutfağını. Biraz Türk temizle. Biraz Türk mutfağını yani Türk lokantasına götür. Aa, çocukları bırakamıyor. Alışmış. Benim bir tanıdığım dostum var. Hı hı. Bunun arabasının arkasında 3-4 kola. Dedim ki ne? Ne bu? Diyor ki ben vazgeçemiyorum. Bu benim hayat iksirim. Kanım bozulur. Bozuldu zaten diyor. Sürekli kontrole gidiyor. Değil mi? Yapılan araştırmalarda İbrahim Bey, bir bardak kola içtiğiniz zaman 36 su bardağı su içmek lazımmış vücuttan atabilmek, evet, için. Düşünün bir de. 35 gram şeker içeriyor. Ya. Çok çok tehlikeli. Mesela Almanya'da benim bir tanıdığım aşırı kola içmekten, hı hı, kanı bozuldu. 6 ay hastanede tedavi gördü. Adam kendine gelebilmesi için 6 ay özel tedaviden geçti. Evet. Yani biz maalesef ne yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. İnşallah yanlıştan döneriz. Zayıflamak mümkün. Hı hı. Alerjiye yakalanıyorsa kişi bağırsağında mantardan kurtulması gerek. Nasıl kurtulacak? Mantardan. Evet. İşte bununla ilgili aloe vera jel diye biz bir yani formül geliştirdik. Evet. Aloe vera jel. Bu bildiğimiz aloe veranın, ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım. 19 yıl çalıştım ama sonunda başardım. 19 yıl deneyler yaptım. Evet. Almanya'da bu tanıdım. Bu arada ben de kullandım. Hakikaten memnun kaldım. Evet. Bağırsakları temizliyoruz. Evet, kesinlikle. Yavaş yavaş. Almanya'da tanıdığım İspanyol, İtalyan, hı hı, Arap, efendim, Çinli, Tayland'da, Tayvanlı, hatta Şili'den Kızılderili. Hepsinden aloe vera ile ilgili formülleri aldım. Hı hı. Denedim. Yıllarca denedim. 19 yıl uğraştım, başaramadım dedim. Ya ben bunun işine çıkamayacağım. Vazgeçtim, yapamayacağım dedim yani. 19 yıl uğraştım, başaramıyorsun, olmuyor. Evet. Çünkü aloe vera'da çok güzel vitamin, mineral, enzimler var. Hı hı. Fakat çok az miktarda aloin var. Aloin, eğer bunu sıfırlamazsan, kişi içtiği zaman bunu şurup, hı hı, gibi yapıp da, hı hı, içerse, balla karıştırıp, karnı böyle küp küp olur. Bir, ishal yapar. İki, aşırı, hı, mineral kaybından ne olur? Vitamin, mineral, enzim oranı azaldığı için bağışıklık, evet, sistemi çöker. Fayda yerine zarar verir. Evet. Şimdi Çeçenistan'da, bu Çeçenistan-Rus savaşında oradan kaçan bir Türk hekimi, evet, en ağır kanser hastalığını tedavi ediyor. Üçüncü, dördüncü devre. En ağır hastaları ben ona gönderiyorum. Doktorların, yani sona yaklaşmış artık değil mi? Dördüncü devre. Evet, artık final yani. Doktorları bitiş, eve göndermiş ki evinde rahat rahat çoluğuyla çocuğuyla ölsün denen hastaları o iyileştiriyor. Ayağa kaldırıyor. Evet. Nasıl başarıyor? Nasıl başarıyor dedim. Gittim yanına, bir köyde kalıyor. Hı hı. Dağın başında. Ailesiyle problem yaşamış. Yani kendi 2000 yıllık bilgiyi kendi oğluna devretmek istemiş. Oğlu da Antalya'da otel işletiyor. Ben böyle atla çöpe uğraşamam demiş. Evet, evet, ilgilenecek durumda, evet, değilim çok diyor para yani. Para pul hastası, meraklısın. Evet. Şimdiki gençlik de biraz, evet, münakaşa yapmışlar.
Babası çekmiş gitmiş, babası evlatları reddetmiş. Bir sürü problem yaşamışlar. Ben oraya gittim, baktım evinde, bahçesinde, her tarafında aloe vera. Dedim ki ne işe yarıyor? Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım, başaramadım. Bunun şu yan etkisini ortadan kaldıramadım. Dedi ki, şu bitkileri denedim, denemedim. Bir de öyle denedim, iyiydi. Onda eski Türkçe yazılmış bir kitap var. Hı hı. 2000 yıllık eski bir kitap. Kimse anlamıyor zaten şimdi. Onu tabii. Özel bir ekip tarafından okunması gerekir. Şimdi reçete yani değil evet, mi bir şekliyle? Onu aldım, denedim. Onun üretmiş olduğundan daha etkilisini ürettim. Şimdi mesela bugün bir vatandaş kanser hastası. 3 aydır kullanıyor. Evet. Aradı, Allah sizden razı olsun, hastamız iyileşti. 3 aydır kullanıyor, 3 ay içerisinde. Evet. Ben mesela neyi hissettim kullandığım dan sonra yemeklerde salata tüketiyoruz. Salatanın içinde ne vardır? Kıvırcık, domates, soğan, işte bildiğimiz bitkiler, ürünlerimiz vardır, sebzelerimiz vardır, her neyse. Fakat soğanı ne zaman yediysem hep böyle aşırı yanma, aşırı böyle bir ağrı hissi her zaman duyuyordum sıkıntılı bir biçimde. Ya da gittiğim ortamlarda salatanın içinde soğan varsa yiyemiyordum falan, kalıyordu hep bir kenarda. Nasıl da canım çekiyor, görünce de can çekiyor yani, böyle de bir durum var. Ne zaman kullandım ve o şikayetim bitti. Şimdi çok daha gönül rahatlığıyla yiyebiliyorum. Bunu fark ettim. Evet. Sen soğan yiyebiliyorsun. Evet. Allah Allah. İnternetten bağırsak florasını düzenliyor. Demek ki düzenledi. Evet. Kesinlikle. Faydalı bakterileri artırıyor. Zararlı bakterileri yok ediyor. Hı hı hı. Enzimin kalitesini artırıyor. Evet. Şimdi bunun mesela birleşiminde pankreasın salgılanmış olduğu lipaz amilaz gibi enzimler var bunda. Hı hı hı. Yani hiçbir bitkide olmayan enzimler içeriyor. 12 çeşit enzim içeriyor. Ama insan işte denemeden bilemiyor. Yani evet. Ben bunu yaşadım yani. Doğru. Tanık oldum. Evet. Ve çok hoşuma gitti. Dedim İbrahim Bey ne zaman gelecek? Evet. Mükemmel bir özelliğe sahip. Evet. Aloe vera. Çok güzel. Kesinlikle. Ve devam edelim lütfen. Daha evet. Sonrasında. Şimdi mesela bağırsaklardan gelen toksik maddeyi. Hı hı. Şimdi mesela mantarı yok etmek için aloe vera dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili Louis Pauling Enstitüsü klinik araştırması yapmış. Hı hı. Louis Pauling Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarı aloe vera'nın yok ettiği belgelenmişti klinik araştırması. Evet. Bununla ilgili yine klinik araştırması yapılmış. Mısır'da akne, eksema, sedef gibi cilt hastalıklarını iyileştirdiği belgelenmiş. Tayland'da şeker hastaları tip 2 hastaları seçilmiş. Ekstra 35-60 yaş arası şeker hastalarını iyileştirmiş. Evet. Ve Japonya'da Hiroşima, bu atom bombası atılan şehirde Fushiyama Üniversitesi var. Hı hı. Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada hücre yenileyici, anti-aging yani kişiyi genç, dinç tutucu ve antioksidan yani serbest radikalleri yok edici olduğunu belgelemiştir. Klinik araştırması yapılıyor. Çok güzel araştırmalar var aloe vera ile ilgili. Yüzlerce isteyen Google'a bakabilir. En son özel araştırmayı, bir bitki zaten aloe evet. Vera çok özel bir bitki. En son araştırmayı, en mükemmel, en büyük araştırmayı Almanlar yaptı. Evet. Türkiye'de iki televizyon programcısı dedikodu yaptılar. Aloe vera, aloe vera, üçgen falan dediler. Büyük bir yankı duyandırdı dünyada. Zannettiler ki bütün dünya ülkelerinde Türkiye'de bir buluş yaptı zannettiler. Aloe verayı yasakladılar. Alman Sağlık Bakanlığı bunun üzerine 84 ülkenin Sağlık Bakanı ortak bir çalışma yaptı. Evet. Aloe vera kullanan 2,5 milyon insana soru soruldu. Zararını gördün mü? Gördün mü? Hiçbiri dedi ki yok biz zararını gördük. Faydasını gördük. 2,5 milyon insandan bir kişi dahi negatif söz söylemeyince Alman Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bunu yapanlar para için yapmış, asparagas haber yapmışlar, yalan haberdi, belgeledi. Belgelendi bu iki kişi. Ne yazık ki. İsmini vermeyeceğim, ayıp olur şimdi. Evet. Onlar milyon dolarlar alıp kimyasal ilaç üreten ilaç firmaları onlara para vermiş. Evet. Milyon dolarlar sırf para kazanmak için böyle yalan haber yaydılar. Ama insan sağlığı bu kadar ucuz mu? Şimdi bazı kimya fabrikaları bu işin önünü kapatmak için uğraşıyorlar. 2,5 milyon dolar birine, 4 milyon dolar birine vermişler. Parayı görünce yalan haber yaptılar. Asparagas haber aylarca. İşte. Sonra ortaya çıktı, belgelendi. Alman Sağlık Bakanı düşünün 2,5 milyon insan üzerine araştırma yaptı. Avrupa, Amerika, Asya'da. Evet. Ve belgeledi. Yani mükemmel bir araştırma oldu. Japonya'da işte bazı kanserojen maddeler üzerinde araştırma yapıldı. Kolon kanserinin
kabızlıktan kaynaklandığı belgelendi. Mesela Sinemeki ile de ilgili bir dedikodu çıkardılar. Evet. Sinemeki. Ne mesela? Kabız mesela? Olanlar kullanıyor Sinemeki mesela. Evet. İşte dedikodu çıkardılar ki Sinemeki kullanılmasın. Sinemeki kansere sebep oluyor dediler. İngiltere ve Japonya'nın yapmış olduğu dünya çapında bir araştırma 769 bin kişi üzerinde araştırma yapılmıştır. Kolon kanseri olan dünya çapında. 769 bin. Dünya çapında büyük bir araştırma. Bütün bu araştırma sonucunda kolon kanserinin kabızlıktan kaynaklandığı ve aşırı hayvansal besin yemekten kaynaklandığı belgelenmiştir. Yani Sinemeki'nin önleyici olduğu hatta faydalı olduğu, aloe vera'nın kabızlığı önlediği için faydalı olduğunu belgelediler. 7900 çok büyük bir araştırma yaptılar. Evet. Yani mükemmel çalışıyorlar. Ülkemizde de yeni yeni çalışmalar var. Bir şeyler yapılıyor hani inşallah. Bir taraftan iyi bir şeyler ortaya sunulurken diğer taraftan da baltalanıyor. Ve buna tanık olan insanoğlu da yani şaşırıyor, kafa karıştırıyor bir anlamda. Tabii tabii, kasıtlı maksatlı. Ne oluyor? Yol alamıyorsunuz hiçbir zaman. Tabii, önünüz açılmıyor maksatlı. Yani. Şimdi mesela evet. Burada birçok dergi var. Ben birkaç tanesini. Çok fazla, evet. Bizim 30-40 yıldır Almanca dergiler, ben aboneyim, bu tür dergiler var. 6-7 çeşit evet. Gelir sürekli. Almanya'dan geliyor. Şimdi daha eskiden oradan alıyorum. Şimdi buraya aboneyim, geliyor adresime. Güzel. Şimdi mesela bu Afrika ıtırı. Afrika ıtırı. Itırı. Evet. Zardunya çiçekleri var ya, bilirsiniz balkonlarda eskiden. Evet. Bu zardunya gillerden. Garaniyen'den denir, zardunya gildi. Güzel, tatlı, hoş renkli yani böyle. 1050 çeşit zardunya içerisinde şifalı olan iki türü var. Biri bu. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme isimli iki türü. Bunlar Afrika'da yetişir. Evet. Bu ıtırın kökü bronşit, faranjit, sinüzit yani nefes yolları iltihaplanmasına zatüre vereme karşı dünyada en etkili bitki. Klinik araştırması yapılmış. Mesela Güney Afrika'da Güney Afrika'da 50 bin kişi üzerinde denenmiş klinik araştırması var. Belge var. Güney Afrika'da mesela elmas madenleri, altın madenleri bulununca bundan 150 yıl önce insanlar buraya koştular zengin olmak için. Elmas için, altın için. Tabii ki otel motel yok. Üst üste yan yana istif yattılar. Ne oldu? Verem, zatüre, veba hep yayıldı. Hepsi hastalık yayıldı. Zulu kabilesi buradaki yerli Zulu kabilesi hastalanan insanları Afrika ıtırının köküyle tedavi ettiler. Bunlardan biri de John isimli bir şahıs. Orada artık yani ölecek diye doktorlar ölüme terk etmiş. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Zulu kabilesi hastayı almış Afrika ıtırına tedavi etmiş. Adam diyor ki ya ben ölecektim nasıl ayağa kalktım? Afrika ıtırı. Nedir bu? Şu. Almış gelmiş İngiltere'ye. İngiltere'de bunun üretimine başlamış. Daha sonra da İsviçre'den Doktor Allen bunun patentini almış. Evet. Şimdi bu patentli bir ürün. Patentli. Bitkisel antibiyotik. Penisilin bulunana kadar dünyada bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman ki penisilin ortaya çıktı 1937'de unutuldu. Hani şunun gibi söylüyorsunuz, silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi. Hani evet. Ne güzel elde bir ürün var. Hiçbir yan etkisi olmuyor. Tedavi edici evet, bir bitki varken böyle bir durum oldu. Hiçbir yan etkisi de yok. Evet. Şimdi penisilin ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Evet. Sadece zararlı bakteri ağır değil. Ağır bir ilaç. Penisilin. Bu da penisilin alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını vesaire vesaire tetikliyor. Benim bir tanıdığım izine gitti Denizli'de. Üşütmüş. Doktoru buna bir penisilin iğnesi vurmuş. Adamcağız şok geçiriyor. Aniden ölecekmiş. Zor yetiştirmişler hastaneye. Tabii. Alerjisi varmış. Zor kurtulmuş. Aman diyor bir daha. Şimdi korkmuş. Hastaneye de gitmeyeyim diyor. Yani. Şifa bulmak benim, için gittiğiniz hastanede evet, evet. Yapılan bir iğne sonucu neredeyse hayata evet. Veda edeceksiniz. Benim küçük oğlum da doğduğunda hastanede Almanya'da dikkat etmediler. Eskiden Almanya'da hastanede iyiydi. Şimdi orası da çok berbat oldu yani. Eski ihtimam kalmadı. İlgilenmedi hemşireler. Çocuk zatürre yakalandı. Üşüttü. Yani doğdu hastanede kaldı. Geçmiş bırakmadılar. Evet.
Sürekli antibiyotik, antibiyotik. Ben diyorum ki ya bitkisel yok veremezsin. Müsaade etmiyorlar. Bizim kontrolümüzde karışamazsın. Onlarda vesaire, da vesaire. Bir de değil mi? Çok katılar, Tabii. çok netler. Robot. Yani. Şimdi baktım ki çocuğu göz göre göre yani öldürecekler Allah korusun. Dedi ki hemşireye ver bakayım şu dosyayı. Ya veremem, verirsin. Elinden aldım. Baktım dosyaya. Hiçbir ilerleme yok. Çeşit çeşit antibiyotik kullanıyorlar. Ama 3-4 hafta olmuş. bir arpa Santim ilerleme boyu yok. yol gidilmemiş. Evet. Hemen ben bunun tentürünü hazırladım. Çocuğa kapsül olmaz tabii. Evet. Suda çözüyorsun. Tentürünü gizlice verdim. Günde 5-6 defa böyle birkaç damla birkaç damla. Çaktırmadan. Evet. 3 gün sonra çocuk böyle avuç dolusu balgam kustu. Ciğerleri dolmuş, nefes alamıyor. Elleri, ayakları buz gibi. Buz gibiydi. Dokunamıyor. 5 dakika sonra elleri, ayakları böyle pamuk gibi oldu, ısındı. Yani Demek ki kan akciğerindeki harekete geçti. Bir evet, şeyler oldu değil mi? akciğer oksijen alamıyor, Nefes tıkanmış. aldı. İçeri Evet. hep balgam dolmuş. O üşüttüğü zaten. Attı, kurtuldu. Dedim ki hanıma ben artık Türkiye'ye gidiyorum. İşim vardı. Kendi Gidemiyorum. hastanemi kuracağım mı Çocuk dediniz yok, artık? çocuğu bekliyorum, gidemiyorum hastanede. Evet. Dedi ki çocuk hastanede sen nasıl gidiyorsun Türkiye'ye? Dedim ki merak etme yarın eve gönderirler dedim. İyileşti. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Peki dedi. Evet. Aa, bir gün sonra beni aradı. Gerçekten eve gönderdiler. Çocuğun bir şeysi kalmamış. Evet. İşte. Şimdi her türlü hastalık Yakalamak. tedavi edilebilir. Önemli olan hangi hastalığa hangi bitkiyi kullanacaksın? Evet. Mesela burada şu gördüğünüz alıç. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu alıcın çiçeği. Alıcın çiçeği ve yaprağı aynı oranda olması gerekir. Bu alışla ilgili Aynı oranda olmazsa ne olur? etkisi az olur. Mesela diyelim ki siz bundan kapsül üretiyorsunuz. Evet. 50 gram çiçeğinin ekstraktı, damıtılarak elde edilen özü, 50 gram yaprağının damıtılarak elde edilen özüne ekstrakt denir. 50 gram çiçek ekstrakt, çiçek ekstrakt, 50 gram Eşit olmalı. yaprağına ekstrakt olması gerekir. Bir. İki. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi şifalı. Loplu alıç, kertikli alıç. Diğerlerinin etkisi az. Bu nedenle bilmek gerekir. Rastgele alıp kullanmak bir anlamı yok. Almanlar bununla ilgili 3446 kat damar zafiyeti olan Evet. damarlarında yalanma, daralma, sertleşme, tıkanma olan hastayı tedavi etmiş. Diyelim ki hastanız var, damarları tıkandı. %80 stent takılması gerekiyor veya Evet. anjiyo yapılması gerekiyor. Anjiyo stente gerek yok. 6 hafta vakti varsa kullansın, açar. Altı Alıç. hafta. Alıç bütün damarları açar. Evet. Sadece damarları açmaz. Kalbe kan akışını artırır. Kalbi besler. Yüksek tansiyonu varsa önler. Kalbi besler, oksijen akışını artırır. Kalp kaslarını güçlendirir. Mesela bir beyefendi bu aort kapağından ameliyat olmuş. Kireçlenme olmuş. Evet. 22 yaşında. Genç. Romatizma geçirmiş. Evet. Aradan 15 yıl geçmiş. Bu sefer tekrar hastalanmış. Bu Evet. sefer de mitral kalp kapakçığından problem olmuş. Beni aradı dedi ki ya birinci ameliyat hadi kapağın kalbin üstünde. Tamam. Aort kapağı. Ama şimdi kalbimi ortadan açacaklar. Bypass yapacaklar. Evet. Ben dedi ameliyat olmak istemiyorum. Var mı bunun çözümü? Dedim ki inşallah var. Bakacağız. Deneyeceğiz 6 hafta. Bakacağız, göreceğiz. Doktor ne diyecek? Biz ona iksir, aloe vera jel, alıç forte, enginar forte, kalp damar çayı ürünü gönderdi. Kullandı, kullandı. 6 hafta sonra doktoruna gidip tekrar muayene olduğunda, ameliyata gerek yok. Ne oldu? Hiçbir rahatsızlık yok. Her şey normal. Eve Allah Allah, gidebilirsin. ne güzel, ne Evet. güzel, ne güzel. Bu mutlu sonla programımızın da sonuna geldik bu arada. Bayağı dolu dolu geçti. Şu anda bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize son cümleniz olsa ne söylerdiniz İbrahim Bey? Ben sadece iki bitkiden bahsettim. Yüzlerce bitki Evet, var. çok fazla. Şey yapalım, Kısaca. zamana yayalım Evet. ve bir sonraki bölümde tekrar devam edelim Tamam. kaldığımız yerden. Sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Bilgilen bu akşam da süresini doldurdu. Bir sonraki Sağlıklı Bilgilen programımızda yine buluşmak dileğiyle. Ama her zaman olduğu gibi, hep söylediğimiz gibi, hoşça kalın. Önce sağlıkla kalın efendim.